Bakırcılar Odası Başkan Adayı Durdu Yıldız, küçük sanayi sitesindeki esnaflara yemek verdi. Yemek Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Aksu Haber'e konuşan Yıldız, Kahramanmaraş'ta Bakırcılar Odası'nın işlerliğini kaybettiğini söyleyerek, bakırcılık mesleğini Kahramanmaraş'ta yeniden canlandırmak için yola çıktıklarını belirtti. Bakırcılığın sorunlarını biliyorum. Sorunlarını bildiğim için de bu başkanlığa talip oldum. Ve çözeceğime de inanıyorum. Bir 10 maddelik broşür hazırladık. Bu broşürdeki yazılanlar bu zamana kadar neden yapılmadı diye sorulması gereken sorunlar. Çözülebilecek sorunlar. Biz bunları çözeceğiz inşallah. Bakırcı esnafları da Yıldız'a güvendiklerini belirtti. Esnaf için büyük mücadele veren bir arkadaşımız. Ben başarı diliyorum. Başarı da olacağına inanıyorum. Şimdiden ben kendimi başkan olarak görüyorum. Hayırlı olsun diyorum. Umarım başarılı olur. İnşallah başarılı olur. Çünkü o da mesleğimizin içinden. İyi bir arkadaş. Güveniyorum. Sonuna kadar destekliyorum. Başarılar dilerim. Bakırcılar Odası Başkan Adayı Durda Yıldız, küçük sanayi sitesindeki esnaflara yemek vererek adaylığı hakkında açıklama yaptı. Bakırcılığın sorununu biliyorum. Bir adam damdan düştüğü zaman der ki, beni damdan düşmüşün yanına götürün. Neden? Çünkü o acıyı en iyi o bildiği için. Ben de sorunları çok iyi bildiğim için buradaki boşluğu gördüğümden dolayı bunu kendime vazife bilip taşın altına elimi koydum ve başkanlığa talip oldum. Arkadaşlarım, eski sanayi ve orta sanayideki esnaflarımızı bir araya getirmek ve daha güzel bir çalışma ortamı oluşturabilmek için kooperatiften yer sözü aldım. Allah nasip ederse böyle bir çalışmamız da olacak. Aday Yıldız ilk olarak Bakırcılar Odası için oda binası yapılacağını açıkladı. Biz göreve geldiğimiz ilk gün ilk iş olarak odamızın mevcut bulunan arazisi, ki burada bir parantez açmak istiyorum. Mevcut bulunan arazi 420 metrekare iken sahipsiz bırakıldığı için 150 metrekareye düşmüştür. Biz yetki verdiğiniz zaman inşallah gerekli mercilere başvurup sahip olduğumuz arsamızı, binamızı yaptıracağız. Yıldız açıklamasında alttan eleman yetiştirmek için de çaba sarf edeceklerini ve ileriki dönemlerde bu mesleği Kahramanmaraş'ta yeniden gün yüzüne çıkaracaklarını belirtti. Maraş'ta biz mesleklerimizin son ürünleriyiz. Eğer alttan eleman yetişmezse mesleklerimizin geleceği tehlikede. Biz bunu gördüğümüz için alttan eleman yetiştirmeye çalışacağız. En önemli sorunlarımızdan birisi budur. Buna özellikle eğileceğiz. Allah nasip eylerse ve dahi de başaracağız.